Ne vakit arkama dönsem bir hadise çıkıyor. Düşmanlarıma karşı tedbir alıyorum. Sırtımdan vuran validem oluyor. Valide Sultanım sizi ve saltanatı korumak için gereğini yapmış hünkârım. Bu hususta asıl kabahat Abaza Mehmet Paşa'nın. Zira vazifesini gereğiyle, layıkıyla yerine getirebilseydi bütün bunlar yaşanmayacaktı. Zaten hakkında öyle şeyler işittim ki. Ne işittin? Hünkârım, malumunuz babam payitahta gelmişti. Bosna Beylerbeyi olduğu esnada Mehmet Paşa hakkında ciddi ithamlar var. Rüşvet, iltimas. İspatı var mı yoksa paşayı çekemeyenlerin uydurması mı bunlar? Hünkârım, babamın dayı bütün servetine el koymuş. Davalık olmuşlar. Mehmet Paşa inkar etti. Davadan beraat etmiş zaten. Henüz bir ispat yok. Lakin müsaade ederseniz bu hususu tetkik etmek isterim. Müsaadesi gereğini yap. Baş üstüne hünkârım. Mesele malumum. Aranızdaki husumet bütün şehre yayılmış. Siz ahaliyi doğru yola sevk edeceğiniz yerde şer kapısını bizzat aralamışsınız. Hünkârım, bizim ne Sivasi Efendi ile ne de dergahındakilerle bir derdimiz yoktur. Olamaz da. Siz yüce padişahımıza itaat etmeyenlerin hakkından geliyoruz. Onlarsa mani olup yasaklara karşı duruyorlar. Yasaklara değil Kadızade Efendi. Biz sizlerin Yeniçeriliğe soyunup ahaliye ve tarikat ehline ceza kesmenize karşıyız. Bir suç var ise cezasını bu Diyanu devletin kadıları keser. Sen bundan da şikayetçisin Sivas Efendi. Kadılarımın kestiği cezaya da karşısın. Allah-u Teala, ey Adem, sen ve Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz diye buyurur. Lakin nefislerine mağlup olup yasak meyveyi yerler ve cennetten kovulurlar. Şimdi sual şudur. Eğer Rabbimiz o meyveyi yasak etmeseydi, Hazreti Adem ve Hazreti Havva o ağaca el sürerler miydi? Yasak olan cazip görünür hünkârım. Ahaliyi haramdan el çektirmenin yolu yasak koymak değildir. Neden olmasın? Yasaklar sayesinde payitaht huzur buldu. Kahvehaneler kapandı. Ahali elini kahve ve tütüne sürmez oldu. Bu sefer de şaraba ve afyona meylettiler. Meyhanenin yüzünü görmeyenler bile meyhaneden çıkmaz oldular. Meyhaneler evvelden beri günah yuvasıydı zaten. Lakin doğrudur hünkârım. Yasaklardan sonra daha da beter oldu. Afyon ve şarap içip kendilerinden geçenler ahalinin huzurunu bozuyor. Eğer tez vakitte önlem alınmazsa şehirde kimsenin canı, malı, ırzı emniyette değildir hünkârım.